Hediye. Tebeşir. Paskalya. Merdiven. Sırada. Pez. Yün. Bek. Evet. 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 Tabii ki. Sinema. Kızamık. Baharat. Hemşire. İçinden de içeri çıkarsanız. Aynen. Yok. 3 numara neredesin? Kızım. Çevir başını. Zeytinburnu Belediyesi olarak İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, TAP Derneği, İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği ile birlikte yürüttüğümüz Sen de Bir Kulak Ver kampanyasıyla 500 kilogram atık bile karşılık bir adet işitme cihazı temin etmeyi amaçlıyoruz. Çevre bilincini aşılamanın yanı sıra işitme engellilere de farkındalık oluşturmak istiyoruz. Bu kapsamda 1 Mart tarihinde başladığımız kampanyada 14 cihaza ulaştık bile. Kampanyamız 30 Kasım'da sonlanacak. Engelliler gününde de, Dünya Engelliler gününde de cihazlarımızı teslim etmiş olacağız. Amaç şu aslında, işte Sende Bir Kulak Ver kampanyasıyla ilkokul çağında olan çocukların işitme kaybı olanları tespit edip onları bir şekilde rehabilite etmeye çalışıyoruz biz burada. İşte amaç üniversitemizdeki hem öğrenciler bir şekilde işitme tarama testlerini ya da işitme testlerini öğrensinler. Hem de işitme kaybı olan çocuklar herhangi bir işitme kaybı tespiti edilip bir an önce rehabilite edilmeye çalışmaya ya da başlamaya çalıştık. Öyle bir kampanya. Öncelikle timpanometre testlerini yaptık. Biz orta kulak basınçlarına baktık. Herhangi bir enfeksiyon mu var mı ya dış kulak yollarında boşluğun var bir durum var mı diye. Daha sonra da işitme testlerini yaptık. Odometri dediğimiz testle. Peki genel itibariyle nasıl hocam? Genel itibariyle şeydi zaten. Müdahale edilmişti çoğu çocuklar. Koklear implantısından işitme cihazı uygulanan çocuklara kadar. Bütün çocuklar geldi. Benim takip ettiğim çocuklardan birkaç tanesi işitme kaybı çıkmıştı. Onları biz üst merkeze yönlendirdik zaten. Diğer çocuklarda tedavi edilebilir bir işitme kayıpları vardı. Bunlar serozotit dediğimiz işte böyle hem cerrahi işlem gerektirebilecek veya tedavi gerektirebilecek. Onların da tedavisini üst merkezlere yönlendirdik. İçeride böyle bana bir düğme verdiler. Buradan da ses kayıtlarını yaptılar. Bana kulaklık da taktılar. Dediler ki duyuyorsan butona bas, duymuyorsan bırak. Bu içeride sesler geldi kulaklıktan. Ben de düğmeye bastım. Sağlıklı bir şekilde duydun mu sesleri? Duydum. Peki pil topluyor muydun sen işitme engelli arkadaşların için? Öğretmen düzenlemedi. Tek ayı atık mı? Ya. Ama bundan sonra toplayacaksın değil mi? Toplayacağım. Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydan çok teşekkür ediyorum. İşitme engelli arkadaşlar. Şöyle. Boş hoş. Boş hoş. Şunu anlıyorum. Ben bir dakika.